Batı Ermenistan Televizyonu Armenosit adlı programını sunuyor. Türk toplumu hastadır. Çünkü cezasız kalmış bir suç işlemiştir. Bu durum Türk toplumunu yeni suçlar işlemeye neden olabilir. Ermeni soykırımı sorununun çözümüne dek Türk toplumu sağlıklı olamaz. Taner Akçam, Armenosit uzmanı. Nisan 2000, Paris. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sırasında Ermeni ve Kürt devletleri haricinde birçok devletler kuruldu. Batı şimdi onların yararına faaliyet yürütüyor. Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Mayıs 1995. Çocuklarımızı tarihin gölgesinden kurtarmamız gerekir. Bu da ancak tarihle ciddi bir yüzleşmeyle mümkün olabilir. Bülent Peker, Türkiye İnsan Hakları Eylemcisi, Nisan 2001. Biz Ermeni soykırımıyla ilgili garip bir davranış gösteriyoruz. Ermeni soykırımını tüm uygar dünya tanıyor. Bu tarihi bir belgedir ve bu belge unutulamaz. Ahmet Altan, yazar, publist. 2001 yılında kendi vatandaşını kaybeden bir ülke, 85 yıl önce Ermenilerin katledilmediğini dünyaya anlatırken ne kadar inandırıcı olabilir? Zeynep Gürcanlı, Star gazetesi yazarı, Şubat 2001. Enver Paşa da Dimyat'a pirince gitmişti, evdeki bulgurdan oluyordu. İşte aptallığın sonu burası olacak. Şimdi başlarındayız. Mahir Sayın, gündem yazarı, Ocak 2001. Türkiye ölümü bugün değil, dün de seviyordu. 24 Nisan Ermeni ve Asuri halklarının soykırımının menfur müsebbibi sistem hala katliamını inkar ediyor. Bu katliamda yer alan Kürtler ise bizim yüz karamızdır. Haydar Işık, Özgür Politika yazarı, Nisan 2001. Gerçek neyse onu bilmek ve gerçekle yüzleşmek politikası izlenseydi, yani bilimsel bir anlayışla tarihe, geçmişe yaklaşılsaydı, bugün içinde bulunduğumuz durumda olmayacağımız çok açıktır. Orhan Bursalı, Cumhuriyet yazarı, Şubat 2001. Eğer Hitler Türk olsaydı, Yahudi soykırımını da inkar ederdik. Ergun Babahan, Star gazetesi yazarı, Mart 2010. Diyarbakır'ın en büyük acısı Ermenilerini kaybetmiş olması. Bejan Matur, Bayan Gazeteci, Eylül 2009. Türkiye, devlet yalanlarıyla yönetilen bir ülke. Bütün dünyanın bildiğini sadece Türkiye kamuoyu bilmiyor. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Eylül 2009. Türkiye uluslararası alanda Ermeni soykırımı konusunda boks maçında nakavt durumunda olan savaşçıya benziyor. Doktor Hatem Cabbarlı, Cumhuriyet Gazetesi Strateji 2, Haziran 2008. Batı Ermenistan Televizyonu'nun hazırladığı Armenosit adlı programı dinlediniz. Batı Ermenistan Televizyonu Armenosit adlı programını sunuyor. Türk toplumu hastadır. Çünkü cezasız kalmış bir suç işlemiştir. Bu durum Türk toplumunu yeni suçlar işlemeye neden olabilir. Ermeni soykırımı sorununun çözümüne dek Türk toplumu sağlıklı olamaz. Taner Akçam, Armenosit uzmanı. Nisan 2000, Paris. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sırasında Ermeni ve Kürt devletleri haricinde birçok devletler kuruldu. Batı şimdi onların yararına faaliyet yürütüyor. Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Mayıs 1995. Çocuklarımızı tarihin gölgesinden kurtarmamız gerekir. Bu da ancak tarihle ciddi bir yüzleşmeyle mümkün olabilir. Bülent Peker, Türkiye İnsan Hakları Eylemcisi, Nisan 2001. Biz Ermeni soykırımıyla ilgili garip bir davranış gösteriyoruz. Ermeni soykırımını tüm uygar dünya tanıyor. Bu tarihi bir belgedir ve bu belge unutulamaz. Ahmet Altan, yazar, publist. 2001 yılında kendi vatandaşını kaybeden bir ülke, 85 yıl önce Ermenilerin katledilmediğini dünyaya anlatırken ne kadar inandırıcı olabilir? Zeynep Gürcanlı, Star gazetesi yazarı, Şubat 2001. Enver Paşa da Dimyat'a pirince gitmişti, evdeki bulgurdan oluyordu. İşte aptallığın sonu burası olacak. Şimdi başlarındayız.
Mahir Sayın, gündem yazarı, Ocak 2001. Türkiye ölümü bugün değil, dün de seviyordu. 24 Nisan Ermeni ve Asuri halklarının soykırımının menfur müsebbibi sistem hala katliamını inkar ediyor. Bu katliamda yer alan Kürtler ise bizim yüz karamızdır. Haydar Işık, Özgür Politika yazarı, Nisan 2001. Gerçek neyse onu bilmek ve gerçekle yüzleşmek politikası izlenseydi, yani bilimsel bir anlayışla tarihe, geçmişe yaklaşılsaydı, bugün içinde bulunduğumuz durumda olmayacağımız çok açıktır. Orhan Bursalı, Cumhuriyet yazarı, Şubat 2001. Eğer Hitler Türk olsaydı, Yahudi soykırımını da inkar ederdik. Ergun Babahan, Star gazetesi yazarı, Mart 2010. Diyarbakır'ın en büyük acısı Ermenilerini kaybetmiş olması. Bejan Matur, Bayan gazeteci, Eylül 2009. Türkiye, devlet yalanlarıyla yönetilen bir ülke. Bütün dünyanın bildiğini sadece Türkiye kamuoyu bilmiyor. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Eylül 2009. Türkiye uluslararası alanda Ermeni soykırımı konusunda boks maçında nakavt durumunda olan savaşçıya benziyor. Doktor Hatem Cabbarlı, Cumhuriyet Gazetesi Strateji 2, Haziran 2008. Batı Ermenistan Televizyonu'nun hazırladığı Armenosid adlı programı dinlediniz.